Selam dostlarım, Oyun Maskanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fırat'ın ayma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlayacaksınız arkadaşlar, Ataların Salonu diye bir bina inşa etmiştik. Şimdi bu binada neler oluyor, gelin ona bir bakalım. Teknoloji ağacı diyor içerisine girdiğimizde. Şuraya geldiğimizde 3 tane arkadaşlar klan gösteriyor bize. Bu klanlar mesela geyik klanı, geliştirme ve kaynak üretme becerilerine erişim sağlar. Kurt klanı savaş becerilerine erişim sağlar. Karga klanı keşif ve mistik becerilerine erişim sağlar diyor. Benim nedense en çok hoşuma giden kurt klanı oldu. Savaş becerilerine erişim sağlamasından dolayı. Şimdi öncelikle şu balistayı açalım arkadaşlar. Bir savaş gemisine veya gözetleme kulübesine yerleştirilen balistayı açar diyor. Ben bunu aşmayı daha mantıklı buldum daha doğrusu. Bir set çekelim arkadaşlar. Hani gelen düşman birliklerini durdurmak için set çekelim. Şimdi biz burayı tanımladığımıza göre askerlerimizi içeri alabiliriz. Bir bakalım şöyle kapı kapalı mı açık mı? Kapı açık arkadaşlar. Şurayı bir kapatalım. Şimdi test edeceğiz. Bakalım içeriye girebilecekler mi, giremeyecekler mi? Ona göre bir hazırlık daha yapacağız. Ama bence şu an içeriye giremeyecekler. Şöyle 3 katlı bir duvar çekeceğim buraya arkadaşlar. Şöyle biraz saçma olacak ama ben dayanıklı olacağını düşünüyorum. Bakalım şimdi bizim okçularımız ne kadar işe yarayacaklar. Oo, gayet güzel. Balista yerleştirmişler mi buraya? O yerleştirmişler arkadaşlar, bakın. Gördüğünüz gibi içerisinde balista da var. İşte bu ya. Biz hiç elimizi vurmadan orası tertemiz olacak. Yani biz hiç düşman sürüleriyle uğraşmayacağız. Yangın mı var? Siz çalışmıyor musunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz ya? Yık şurayı Allah aşkına ya. Çalışmıyorsan niye bedava yere beni oyalıyorsun yani? Şuraya kuracağız işte. Tekrar buraya kurmak zorundayız ya. Şöyle kuralım bakalım. Bakın orada yapmadı. Orada bug'a girdik. Ama burada yaptı yani. Burada herhangi bir problem yok. O bizim orayı yakmışlar. Hemen buraya bir de buraya da bir tane kuyu yapmamız lazım ya. Bu kuyuya hemen iki kişi verelim. Burada yangın mangın çıkarsa bunlar söndürsünler. Askerlerimiz zaten hazır kıta bekliyor burada. Çok fazla da bir askerimiz yok. Hemen şuradan bir kalkanlı malkanlı verelim. Şuraya da iki kişi verelim. Bakalım söndürecekler mi? Yani şu an bence biz bug'a girdik. Ondan dolayı söndürmüyor. Niye söndürmüyorsunuz ya? Daha yaklaşamadan onlar geberiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir sur oldu bizim için bu. Biz şöyle şuraları kapatabiliriz aslında biraz. Gerek yok ya. Şu an için yeterli zaten. Direkt indiriyorlar bizimkiler ha, hiç şeyleri yok. Acımaları yok ama şu ev niye yanıp duruyor onu merak ediyorum ya. Kaldırsam mı acaba? Kaldırsak bir şey olur mu ki? Oo, bizim şeyler gitti. Ev yapalım biraz daha çünkü işçi sayımız azaldı. Birazdan savaşçı falan yapmaya kalkarsak yapamayabiliriz. Pazar yeri yapacağız daha ama. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Abi taş, taş sıkıntıya girmeye başladı arkadaşlar. Burada neler oluyor? Bunlar kapıyı açacaklar büyük bir ihtimalle orayı. Açar açmaz da girişeceğiz. Ama bunlar da yeni ikinci duvarı yıkmaya çalışıyorlar. Siz orayı var ya 20 kişi gelin yine yıkamazsınız. Bak bu kadar net söylüyorum bak. 20 kişi gelin yine yıkamazsınız. Allah kahretmesin. Yaptığım her şey gitti ya. Şöyle tut bakayım. Baya bir köpek sürüsü geldi arkadaşlar ama hepsini def ettik. Şimdi şuraları biraz daha güçlendirdik arkadaşlar. Bakalım şurayı bir tamamlasınlar. Nasıl bir şey ortaya çıkacak? Bir görelim. Şimdi bizim yemek sayımız acayip şekilde azalmaya başladı gördüğünüz gibi. Bizim hemen ek
üretim yapabileceğimiz yerlerine ihtiyacımız var. Derken bir oyunu durduralım. Yoksa bayağı sıkıntıya gireceğiz. Avcı kulübesi değil, balıkçı kulübesi için 5 tane taş istiyor. Bizde taş yok. Sıkıntı is coming yani. Abicim siz gelin da. Ne yapıyorsunuz orada ya? Savaş becerilerini. Allah Allah. Bir garip arkadaşlar yani. Bunlar burada bug'a girmişler. Gördüğünüz gibi. Hiç kıpırdamıyorlar bile ya. Bende mi bir sıkıntı var? Bunlarda mı bir sıkıntı var? Anlamadım. Şimdi arkadaşlar şunlarla gidelim biz. Şuradan tüccardan biraz alışveriş yapalım. La bizim adamları yediler. Bir de buraya geliyorlar. İyi kapılar kapalı da. La adamların hepsini yediler ya. Mızrakçı, kalkancı. Üret abi ne ya, ne kadar üretebiliyorsan üret. Bak orada bekliyorlar ha. Buraya gelmiyorlar. Akıllılar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ulan var ya şimdi size geleceğim ben. Şimdi size dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Biz şurada araştırmaya niye devam etmedik ya? Şuradan dayanıklılığa verelim. Zorlu hava koşullarına dayansınlar. 26 asker şey mi? İşçi mi? Lan bizim sayımız ne kadar artıyor öyle? Okçu ver abi, okçu ver. 4 tane de okçumuz olsun. Bir ordu kuracağım. Şimdi oraları hepsini fethedeceğim arkadaşlar. Siz bana saldırırsınız he. Hadi bakalım. Benim mızrakçım da var. Gel abi şu an için bayağı bir askerimiz var aslında. 6, 12, 18, 21, 27, 37, 42 tane falan askerimiz var. Şu an bununla, şu an biz bu orduyla çıksak burada yenemeyeceğimiz düşman yok diye düşünüyorum. Ki halen daha üretiliyor. İki grup daha asker gelecek. Bunlarla birlikte inşallah oraları hep duman edeceğiz şimdi. Biz ne olur ne olmaz şuraya yakar yıkarlar falan diye bir tane daha mı gözetleme kulübesi yapsak ya? Ben abartıyor muyum yoksa biraz bilemedim şu an. Şuraya yapsınlar ya bence. Bir tane daha yapsınlar arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bu haydutların işi belli olmaz. Tamam bu da şu kadar bir alanı kaplıyor. Bence o da yeterli yani. Sıkıntı yok. Ne oldu bizim? Oo arkadaşlar. Şu orduya bakar mısınız? Benim gözcü önden gitti öldü. Kapı otomatik kapandı herhalde düşmanları görünce ama hallettik sorun yok. Tamam. Belki bu sayede biz saldırıları falan hallederiz ya. Hani üzerimize gelebilecek olan saldırıları önleriz. Gel bakalım şu tüccara. Biz buradan bana malları gösterdiğim. Biz buradan şey alalım.
köy. Birazcık şundan verebiliriz. Bize taş lazım. Kabul edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu kadar deriye bu kadar şey mi? Ulan var ya elinize düştük ya. Yemin ediyorum kemirirsiniz ha. Hemen dur bakayım şurada bir işçileri vereyim şuraya. Tamam. Şimdi onlar saniyesinde onu indirmesi lazım. Savaşçıları kaybedeceğiz galiba. Onları hemen köyümüze çekelim. Biraz kayıp var ama olsun yani sıkıntı yok. Şöyle biraz daha kalkanını alabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şurası bayağı bir korunaklı ve düşmana geçit vermez bir hal aldı. Neyse arkadaşlar bugünlük burada bırakalım. Video gerçekten uzun oldu. Yine biraz editleme falan da uzun sürecek. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.